Merhaba hoş geldiniz. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bundan birkaç gün önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro lansmanı yapıldı. Yanında yardımcı alemanlar da tanıtıldı ama onları çok konuşmaya gerek yok. Bu videonun ana konusu Xiaomi 13 ve 13 Pro. Onlardan da videonun sonunda kısaca bahsederiz. Şimdi Xiaomi 13 ve 13 Pro'dan bahsetmek gerekirse bu cihazlar iyi mi? Bu cihazlar sadece 8 genik işlemcisine sahip olmasıyla bile piyasanın en iyi cihazlarından birisi. Ha, elbette yarın sadece 8 gen biri olan görece bütçe oynanmış bir cihaz çıkar. Mesela 12T Pro 8 Plus gen böyle çıkmış. Evet piyasanın en iyi ürünlerinden birisi ama piyasanın en tepesine oynayan ürünlerinden birisi değil. Bunun gibi yarın 8gen ikili bir cihaz çıkar ama Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro amiral segmente oynayan ürünler bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama buranın aması var. Ne Xiaomi 13, Xiaomi 13 zaten değil de ne de Xiaomi 13 Pro, Xiaomi'nin 12S Ultra'sı kadar ham bir amiral gemisi değil. Nasıl? Mesela Xiaomi 12S Ultra her noktasıyla ön kamerasını bir kenara çıkartırsak her noktasıyla Galaxy S22 Ultra'nın iPhone 14 Pro Max'in bir rakibi. Doğal rakibi. Ama bana göre bundan birkaç gün önce çıkan Xiaomi 13 Pro S22 Ultra'nın veya iPhone 14 Pro Max'in doğal bir rakibi değil. Doğal bir rakipten kastım da şu. Mesela Xiaomi 13 Pro. Kamera tarafına bakalım. Kamera tarafında Sony'nin IMX989 var. Bu yönüyle birlikte ve 8 Gen 2 ile birlikte ana kamera olarak 12 S Ultra'ya geçecektir. Burada hiç tartışmaya gerek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Ama 11 Ultra'da da 12 Ultra'da da yardımcı kamera olarak IMX586 kullanıyor ikişer tane. İkişer taneden kastım şu. 11 Ultra'nın optik zoom kamerası da geniş açı kamerası da IMX586. 12S Ultra'nın optik zoom kamerası da geniş açı kamerası da IMX586 sensörüne sahip. Ama biz burada Xiaomi 13 Pro'ya geldiğimizde Xiaomi 13 Pro'nun optik zoom kamerası da geniş açı kamerası da Samsung'un JN1 sensörünü kullanıyor. Bakın sadece sensör boyutu olarak değil sensör segmentasyonu olarak da JN1 IMX586'ya karşı oldukça düşük bir sensör. Örnek ver derseniz OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 7, OnePlus 8, OnePlus 8T. Bakın bunların hepsinin ana kamera sensörü IMX586. Oppo Find X2 IMX586. Bundan birkaç sene önce piyasada birçok amiral gemisinin demeyelim ama gerçekten üst seviyeye oynayan cihazların benim hakkımda sadece OnePlus'lar kaldı şu an. IMX 586 ana kamera sensörü kullanılıyordu. Ve Xiaomi 11 Ultra geldi. O cihazların, o iddialı cihazların ana kamera sensörünü aldı. Kendine optik zoom kamerası yaptı. Kendine geniş açı kamera sensörü yaptı. Bakın 12S Ultra'yı ben her halükarda S22 Ultra'nın karşısına da koyarım. iPhone 14 Pro Max'in karşısına da koyarım. Ben 13 Pro'yu S22 Ultra'nın karşısına da koyarım. 14 Pro Max'in karşısına da koyarım. Orada bir sorun yok. Sadece 8 Gen 2 olması bile S22 Ultra karşısında özellikle başla başına büyük bir avantaj ama şunu da söyleyeyim. 13 Pro 8 Gen 2'yi çıkardığımızda bana göre bir 12S Ultra değil. Ben yardımcı kameralar tarafında daha iyi bir kurulum bekliyordum. Ancak tabii ki bunu da fiyata yansır bir durum var. Onu da orada konuşuruz diyelim ve hemen videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz diyerek hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Xiaomi 13 ve 13 Pro tanıtıldı. Cihazlara ayrı ayrı bakacağız ama bu iki cihazın bana göre en önemli farkı şu. AMX 800 Kullanıyor. 1 bölü 1.49 inçlik Bir sensör. Xiaomi 13 IMX 989'u kullanıyor ki bu 12S Ultra'nın ana kamera sensörü Xiaomi 13 Pro. Ana kamera konumlandırmasıyla bile bu cihazların segment olarak birbirlerinden net bir şekilde ayrıldığını biz artık görebiliyoruz. Bu segment ayrımını S22 ile S22 Ultra arasındaki segment ayrımına benzetebiliriz. Keza iPhone 14 ile iPhone 14 Pro Max arasındaki segmentasyona da benzetebiliriz. Tabii ki 14 ile 14 Pro Max arasındaki segmentasyon ciddi manada bu cihazlardan daha fazla diyebilir miyiz? Sadece aradaki işlemci farkına bakarak bile aradaki segmentasyon farkının bu cihazlardan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Diye düşünüyorum. Şimdi ben bayağı not aldım. Notlara baka baka gideceğim. Öncelikle MIUI ile başladılar lansmana. MIUI 14 hakkında kısaca konuşmak gerekirse bu sürümde daha çok akıcılığa, akışkanlığa, uzun ömre, stabiliteye odaklanmışlar. Bu MIUI 14 sürümünde benim için iki tane önemli geliştirme oldu. Diğerleri de önemli mi? bunlar bence daha önemli. Birinci olarak MIUI 14'ün RAM ve depolama kullanımının azaltıldığı ifade edildi. Ekrana değerleri koyarım. Ayrıca kaldırlamayan uygulamalar ciddi manada azaltılmış. Bunlar bence iyi gelişmeler. Bloatwareler yani bu ön yüklü gelen uygulamalar benim için büyük bir rahatsızlık sebebi. Hatta bazı firmalar ki Samsung bunlardan biri midir tartışılır. Bu işin artık iyice suyunu çıkarıyor desek doğru olur. Bu konunun Xiaomi tarafından iyileştirilmesi bana göre güzel bir detay. Bir başka özellik kullanım sırasında çok fazla dosyalar yenilenebiliyor dediler. Bunlara dair bir önlem almışlar. Telefonda yüklü uygulamaların %50'si ayda bir kez kullanılıyormuş. Sistem kullanılmayan uygulamaları tespit edip sıkıştıracakmış. Çeşitli uygulamalarda düşen kara sayısından bahsettiler ve Xiaomi tarafında bunun diğer firmalardan amiral gibilerin isimlerini vermediler ama amiral gemisi A, amiral gemisi B şeklinde verdiler. Daha iyi olduğunu söylediler. MIUI Photon Engine diye bir yazılım tanıttılar ve bunu 3. parti uygulama geliştiricilerine açtıklarını ifade ettiler. Birkaç tane uygulamayı da ekrana getirdiler. MIUI cihazlarda 3. parti uygulamaların daha iyi çalışması için tanıtılmış bir yazılım bu. Bu tip geliştirmeler önemli. Keza Samsung tarafında da sosyal medya entegrasyona dair geliştirmeler yapılıyor. Özellikle yüksek bütçede kullanıcıların Apple'a yönelmesinin sebeplerinden birisi 3. parti uygulamaların kalitesi. Burada Android firmaları yavaş yavaş da olsa adım atıyor Diyor. Nasıl güncelleme tarafında Apple bunları sopayla dize getirdiyse ve bugün Samsung 2019'a satılan alelade en düşük cihazına bile 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi vereceğim ben diyorsa, nasıl amiral gemilerine 4 tane Android sürüm güncellemesi vereceğim, 5 yılda güvenlik güncelleştirmesi vereceğim diyorsa, nasıl Xiaomi bugün amiral gemilerine 3 tane Android sürüm güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi vereceğim diyorsa, nasıl Apple tabiri caizse elinde odunla Android firmaları dize getirdiyse, bu üçüncü parti uygulama tarafında da firmalar bir şeyler yapmak zorunda kalacak. Çünkü Apple en üst segmentte 1000 dolar segmentinde, 900 dolar segmentinde, 800 dolar segmentinde güçlü. Altın çiziyorum çok güçlü. Yıllardır böyleydi, yıllardır böyle. Firmalar bu tip premium diyebileceğimiz ki üçüncü parti uygulama optimizasyonu ne kadar premium bir özellikleri tartışılır ama en nihayetinde Apple yapıyor ve Android tarafında yapılmadığı iddia ediliyor ki ben böyle olduğunu düşünmesem de böyle bir algı var mı arkadaşlar? E var yani insanların çoğunluğuna sorsanız 3. parti uygulama konusunda Apple'ın daha iyi olduğunu söyleyeceklerdir. Herkesin fikrine saygı duymak lazım. Kaldı ki bakın bir firma çıktı. Samsung'da çıkmıştı sosyal medya tarafında. Xiaomi'de çıktı. Biz böyle böyle bir şey geliştirdik. MIUI Photon Engine adına. 3. parti uygulama geliştiricilerine bunu açıyoruz. Alın kullanın daha iyi uygulamalar yapın. MIUI'de daha iyi çalışan uygulamalar yapın dedi. Zaten lansmanın bir kısmında da telefonunun kullanım yüzdesinin yüzde %88'ini 3. parti uygulamaların kapladığını söylediler. Yüzde %12'sini sadece sistem uygulamaları kaplıyormuş. Bu da önemli bir bilgi. Apple vakti zamanında iOS 15 veya iOS 16'da getirmişti. iOS 15'de gelmişti diye hatırlıyorum. Bu MIUI 14'e geldi. Tanıma konusunda MIUI ve iOS'u Çince metinler üzerinden kıyasladılar ve orada MIUI'nin daha başarılı olduğunu söylediler. Latince bir metin üzerinde böyle bir deneme yapmadılar. Çeşitli kişiselleştirmelerden bahsettiler ama bunların çok önemli ve üzerinden durulması gereken şeyler olduğunu düşünmüyorum. Diyelim ve Xiaomi 13 kısmına geçelim. Şimdi öncelikle tasarımla başladılar. 7.98 mm kalınlık, 189 gram ağırlık var. Renkler arasında Nanotech adlı bir kaplamaya sahip versiyonu da var. Bu versiyonun gramını 13 için vermediler. Ancak 13 Pro'da bunun gramını verdiler ve 13 Pro'da daha hafifti. Bu malzemeyle kaplanan 13 Pro. internette baktığım kadarıyla da 13 için 189 gram ve 185 gram ağırlıklarını gördüm. Muhtemelen bu yeni kaplamanın olduğu 13 185 gram ağırlığında. Bir sürü renk tanıttılar. E, Limited Edition adı altında. Bazı özel renkler tanıttılar. Mi mağazalarında satılacakmış bu ürün. Benim orada gördüğüm not bu şekildeydi. Globale çıkar mı bilmiyorum. Bununla tekten de kısaca bahsetmek gerekirse arkada zaten görüntülerini görürsünüz. Kir tutmuyor. Daha dernekli bu iddialarda bulundular. Çok önemli mi? Yani Türkiye'ye gelsin. Türkiye gelirse konuşulacak bir konu. Şimdi ekran kısmına geldiğimizde 13 ile 13 Pro'yu aynı anda anlatayım. 13 Pro kısmına tekrar değiniriz. Ekran tarafında çok ama çok ciddi bir segmentasyon var. Bundan bir önceki Xiaomi 12 12 bitti. 12 Pro 10 bitte, 12 bit diyoruz ama neden 12 bit koydular Xiaomi 12'ye de 13 Pro'ya neden 10 bit koydular? Orada ben zaten bir yadırgamıştım Xiaomi 12 serisinde. Xiaomi 12 12'nin 1080p ekranı vardı. 12 Pro'nun 2K ekranı vardı. Bu çözünürlük farkı yine devam ediyor. Xiaomi 13'te 1080p ekran var. Xiaomi 13 Pro'da 2K ekran var. İki cihazın da paneli E6 AMOLED panel. Xiaomi 13 Pro LTPO panel destekliyor. LTPO ne? 1 ile 120 Hz arasındaki değerlerde gidip gelebiliyor. Bu özellik Xiaomi 13'te yok. Xiaomi 13, 30, 60, 90 gibi klasik değerler arasında gidip gelebiliyor. Bu açık bir segmentasyon. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu baya baya açık açık bir segmentasyon. Zaten 2K çözünürlükte açık açık bir segmentasyon. Videonun sonunda yine fiyatlar kısmında değerlendireceğiz ama gelmesi muhtemel fiyatları bana sorarsanız. Bazı model Xiaomi 13 Türkiye 25.000 TL'ye, Pro olan da 30.000 TL'ye gelir diye düşünüyorum. Çünkü daha yukarıya çıkamaz, daha yukarıya çıkarsa muhtemelen S23 Ultra 35.000 TL civarlarına gelecek. Ona ne kadar yaklaşırsa o kadar kaybeder. E, Xiaomi'nin nefesi yetmez zorlara Hele Ultra olmayan bir cihazın nefesi S23 Ultra'ya yetmez. 25.000 TL'ye ben bu telefonu verdikten sonra e, kamera tarafında ciddi fark var. Tamam ekran daha büyük ki ben ekranın büyük olmasını severim. Ekran tarafında da ciddi ciddi bir fark var. Zaten 25.000 TL para vermişiz. E niye 5.000 TL daha vermiyoruz derim ve ben 13 Pro'yu alırdım. Bu iki cihaz arasında kalsaydım onu söyleyeyim. 6.36 inç ekran var Xiaomi şey 13'te. Her iki cihazda 1900 nit'e kadar çıkabiliyor. Hatta iPhone'la kıyasladılar. Normal parlaklığı yüksek parlaklık modunda 1200 bu ekran parlaklığı çeşitli senaryolarda 1900 nit'e kadar çıkabiliyor. iPhone tarafında iPhone 14 Pro ve Pro Max'te bu 2000 nit'te. S22 Ultra'da da 1750 nit aklınızda bulunsun. Çerçeve inceliğine vurgu yapıldı ki çerçeveler gerçekten ince. Ön tasarım gerçekten çok iyi. Burada Xiaomi'yi takdir etmek lazım. Rahatlıkla söyleyebilirim ön taraftaki tasarım çok çok iyi. Bunu iPhone 14 ile kıyasladılar. Zaten arkada görürsünüz. Ama şu var. Sen bunu iPhone 14 kıyaslayarak bu cihazların iPhone 14 Pro ve Pro Max ayarında olmadığında göstermiş olduğum bir nevi. Bunu da söylemek lazım. En azından Xiaomi 13 için konuşuyorum bunu. Onun dışında bu ekran hakkında konuşmak gerekirse HDR10, HDR10 Dolby Vision, HLG falan bunların hepsi var. DC karartma var. Yalnız şöyle bir durum var. AMOLED paneller düşük parlaklıkta dalgalanma yapar. O AMOLED paneller düşük parlaklıktayken çekerseniz böyle bir dalgalanma olur. Bunun için tazeleme yüksek tutarlar. cihazın tazeleme değil. Bu değer PVM dimming diye geçer. Bu 13 Pro'da 1920 Hz ve bunu 1920 Hz olarak 13 Pro'da bahsettiler. 13'ün değerini söylemediler. 13'ün değerini söylemedilerse bu 1920 değil. Bu önemli mi? Bu Apple tarafında da düşük. 240 falan sanırım Apple'da da Samsung'da da ama Apple ve Samsung mevzu bahis değil. 13 ile 13 Pro arasında böyle bir fark var. Ekran parlaklığı düşük ışıktayken AMOLED panellerde gözleriniz rahatsız oluyorsa bu karartma mevzusundan dolayı rahatsız olabiliyorsunuz. Araştırmasını yapabilirsiniz. Ve bu iki cihazdan birine de bakıyorsanız 13 Pro'yu tercih etmeniz lehinize olabilir. Aklınıza bulunsun. Ekran tarafında bit konusunda bir yere eksik bırakmışım gibi geldi bana. 13 Pro'da açık açık 10 bit ekran var dediler. Ancak ancağın altını çiziyorum. Xiaomi 13'te ekran bitinden bahsetmediler. Çin sitesine baktım. Çin sitesinde de yazmıyor. Bundan bir önceki modellerde Xiaomi 12'de 12 bit, Xiaomi 12 Pro'da 10 bit vardı. Bunu açık açık belirtiyorlardı. Ancak 13'te bunu belirtmediler. Buradan ben acı Cevabı ekran 8 bit olabilir mi diye düşündüm. Yine aklınızda bulunsun. Bir not olarak düşeyim bunu. Şimdi performans tarafına geldiğimizde 8 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. 13'te de 13 Pro'da da. Çekirdek dizilimlerinden bahsettiler ama bunları çok konuşmaya gerek yok. 5 marklara gelirsek Geekbench'e göre CPU tarafında bir önceki modele göre %37 gelişme var. Çok ciddi rakam. Xiaomi 12 çoklu çekirdekte 3869 puan alırken Xiaomi 13 5289 puan alıyor. Ekranda da değerleri göreceksiniz. A16, A15 8 Gen 2 ve 8 Gen 1 kıyasında 8 Gen 2 A15'i geçiyor A16 ya da Geekbench çoklu çekerek de neredeyse yaklaşıyor Arada 100 puan falan var son olarak CPU hakkında yani işlemci hakkında bir bilgi Daha verdiler bir önceki versiyona göre Yani 8gen 1'den 8gen 2'ye geçişte CPU tarafında güç tüketimi %47 azalmış %47. 8gen 1 çok verimsiz bir mimariye sahipti. 8gen 2 çekirdek tarafında da yani korteks X3'e geçişte de bir verimlilik artışı yani tasarımda da bir verimlilik artışı yaşadı. Döküm tarafında da TSMC'ye geçildiği için bir verim artışı yaşandı. Orada baya %47 güç tüketiminin azaldığını iddia etti Xiaomi. İddia diyemeyiz böyle bir veri verdiler. Ben neden sürekli 8gen 2, 8gen 2 8gen 2 diyorum? Ya bu yüzden diyorum. Bu yüzden diyorum. 8gen 2 çok iddialı geliyor arkadaşlar. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro önemli. Çünkü Türkiye'de de satılacak 8gen 2 işlemcisine sahip ilk cihazlar Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro Bunlar da dediğim gibi 25.000-30.000 TL civarına gelecek gibi geliyor bana Aklınıza bulunsun diyelim Şimdi GPU yani ekran tarafı kısmına geldiğimizde GFX Bench'in Aztec Ruins 1080p modunda 8 Gen 2 181 FPS A16 144 FPS A15 142 FPS 8 Gen 1 ile Xiaomi 12 127 FPS Alıyormuş Xiaomi'nin verdiği veriye bir göre Birçok sızıntıda 8 Gen 2'nin GPU olarak A16'yı geçeceği zaten söyleniyordu Ve GPU tarafında da A15 A16'ya geçişte Apple GPU için çok iç açıcı şeyler söylememişti. Yani şöyle %20 performans arttırdık, %30 arttırdık, %50 uçtuk dememişti. Sadece GPU'nun band genişliğini arttırdıklarını söylemişlerdi. Burada da buraya yansımış Xiaomi net bir benchmark verdi. Gelir Türkiye'ye bunun testlerini yapar görürüz. Ben zaten 8 Gen 2'den böyle bir GPU performansı bekliyordum. 8G2, 8 Gen 2, 8 Plus Gen 1 için de bunu diyebiliriz ama Android'in yaşadığı 2 yıllık işlemci krizini kökünden çözüyor. Kökünden çözüyor. Üstelik Geekbench'te Apple'ın yıllardır hükümranlığını ilan ettiği Geekbench'te neredeyse A16 ile aynı puan oluyor. Ki Samsung tarafında bunun uğur gelecek. Ayrıca GFX Bench'te baya baya ve baya baya A16'yı tokatlıyor. Böyle bir gelişimin olması önemli. Çünkü Apple için işlemci üstünlüğü her zaman için bir psikolojik üstünlük. Bunu herkes bilmez. Herkes bilmez ama bunu takip edip buna göre telefon alan bir kitle de var mı? Evet var. Ayrıca zaten bu işe satın alan kitlenin bilip bilmemesi olarak bakmayın. Diyelim ki bir kısa video platformu YouTube Shorts. iPhone 14 Pro Max'in testini yapar. Xiaomi 13 Pro'nun testini yapar. 30 dakika oyun testi yapar. 30 dakikanın sonunda bakar ki Xiaomi 13 Pro daha yüksek FPS'e devam ediyor oyuna. Bu bir fikir değiştirir mi? Milyon izlenir video, bin kişinin fikrini değiştirir. Başka satar, bin kişi değiştirir. Hani olaya küçük küçük bakmamak lazım. Bunlar önemli detaylar mı? Benim bu saydıklarım, bu baktığım her nokta küçük küçük birleşen ve bir amiral gemisini oluşturan detaylar. O yüzden bir amiral gemisinin en üst segmenti oynayan bir ürünün her noktada en tepeye teşkil etmesi gerekiyor. Apple son iki senede işlemci konusunda ciddi manada iyiydi. Ciddi manada iyi değildi. Apple her zaman için iyiydi. Android tarafı kaba tabirle 2 senedir rezillik içerisindeydi. Bu 8 Plus Gen böyle çözülmüştü. 8 Gen 2 ile de nokta koyuldu diyebiliriz. Bir sonraki Apple A serisi işlemciye kadar. GPU'nun güç tüketimi kısmında da 8 Gen 1'e göre güç tüketimi %49 düşmüş. 49. 49 çok anormal bir rakam. Zaten 8 Gen 2 içinde söylenecek bir şey yok. LPDDR5X, UFC 4.0, AV1, RTX, AV1 ve RTX bahsetmeler ama bunlar zaten 8 gen 2'nin varsayılan olarak gelen özellikleri. Burada UFC 4.0 özelliği çok önemli. Çünkü bakın mesela 10 yıllık bir laptopa SSD takarsınız. Laptopa bir can gelir değil mi? İşte o depolama, o UFC 4.0'da bir depolama, o SSD de bir depolama. Apple yıllardan NVMe depolama kullanıyordu ve depolama konusunda iddialıydı. Bu UFC 3'ler, UFC 3.1'ler vesaire bunlar da iddialı. Ama UFC 4.0 3.5 GB hıza sahip. Bu bayağı yukarıda bir rakam. Kesinlikle önemli bir geliştirme. Şimdi soğutma kısmında 4642 mm kare. Vapor Chamber soğutma sistemi var. Vapor chamber bilirsiniz zaten. Daha önce çok anlatmıştım. Buhar odası diyebiliriz. Yalnız bu Vapor Chamber'ın alanından Xiaomi 13 Pro'da bahsetmediler. Sonra ben Xiaomi'nin Çin sitesine girdim. 13 Pro bölümüne baktım. Burada Xiaomi 13 Pro'da Vapor Chamber alanı 13'te 4642 mm² iken 13 Pro'da 3400 kare Arada ciddi bir fark var. Arada %30'dan fazla bir fark var. Yalnız Xiaomi bunu böyle uygun gördüyse ya cihazdaki çeşitli sınırlamalar buna engel olmuştur veya bu Yetiyodur, bilemem. Testleri yapılır görülür. Ama ben bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Belki Xiaomi 12 küçük olduğu için ve kasadaki dağılım daha az olduğu için bunu daha büyük tutma ihtiyacı duymuşlardır. Ancak 13 Pro tarafında kasa daha büyük olduğu için bu yeterli gelmiştir. Bilemiyorum ama daha küçük olduğunu bilin. Pil tarafında 4500 miliamper pil var, 67 watt hızlı şarj var. Bu şarj kısmına daha sonra gireceğiz. Sonra iPhone'a kıyas kısmına geldiler. Yüksek kalitede 30 dakikalık bir oynanış sekansında iPhone 14'ten daha iyi bir termal performansa iPhone 14'ten daha stabil bir FPS deneyimine sahip olduğunu iddia ettiler. Veri verdiler Xiaomi 13 adına. Ayrıca altta bir görüntü vardı. Burada Xiaomi 13'ün ısı dağılımının iPhone 14'ten çok daha iyi olduğu görülüyordu. İki cihaz şarj olurken Xiaomi 13 38.9 dereceyken iPhone 14 47.1 dereceydi. Ayrıca şöyle bir senaryo verdiler. Müzik dinliyorsunuz, konum kullanıyorsunuz, haritalarda konuma bakıyorsunuz ve telefon şarj oluyor. Burada Xiaomi 12 42.1 derece, iPhone 14 44.8 derece. Ayrıca şu bilgiyi de verdiler. Oyun oynarken Xiaomi 13 parlaklık kısmadan oyunu aynı şekilde oynatmaya devam edebiliyor. iPhone 14 ise parlaklığının %54'ünü kısıyor. Bu bilgiyi de açık açık verdiler. %54 gerçekten çok ciddi bir rakam. Testlere gelsin görelim. Çok da konuşmaya gerek yok bu veri üzerine. En nihayetinde bir firmanın verileri bunlar. Xiaomi daha önceki lansmanlarında DOU adında gün üzerinden şarj ömrü vermişti. Burada 1.37 değeri verdi Xiaomi 13 için. 1.28 değeri verdi iPhone 14 Pro Max için. Yani Xiaomi iddia diyor ki bizim pilimiz iPhone 14 Pro Max'ten daha iyi gidiyor. O grafikte yanlış hatırlamıyorsam iPhone 14 Plus yoktu ki Apple'a göre iPhone 14 Plus'ın pili daha iyi. Çok dönem değil 14 Pro Max'ten daha iyi gidiyoruz demeleri çok dağılı bir rakam. Bunu söyleyelim. Şarj olma kısmına geldiğimizde Xiaomi 13 kablo olarak 67 Watt şarj oluyor ve 38 dakikada tam doluyor. 50 Watt ile kablosuz şarj oluyor ve 48 dakikada doluyor. Ayrıca 10 Watt ters şarj özelliğine sahip. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra kamera kısmına geldik. Kamera kısmını hızlı geçeceğim. Ana kamerada Hyper OS diye bir özellik getirdiler. Normal ois'ten daha iyi olduğunu söylediler. Ana kamera olarak 50 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip. IMX 800 sensör kullanıyor. Sensör boyutu 1 bölü 1.49 inç. 1 inç sensör var. Yani 1 bölü 1 inç sensör var. Xiaomi 13 Pro'da aklınızda bulunsun. 10 megapiksellik 3.2x optik zoom yapan f2.0 diyafram açıklığına sahip optik zoom kamerasında OIS bulunuyor. Bu kamera sensörünün tam modeli Samsung'un S5 A3 K1 modeli. 1 bölü 3.94 inç sensör boyutuna sahip ve internette çeşitli kaynaklarda bu optik zoom kamerasının S22'nin optik zoom kamerasıyla aynı olduğu söylendi. Aklınızda bulunsun. Bu arada şunu not düşeyim. Yardımcı kameraların bilgilerini Xiaomi vermedi. İnternette çeşitli sızıntılarda bundan bahsediliyor. Geniş açı kamerası olarak da 12 megapiksellik F2.2 diyafram açıklığına sahip 120 derece görüş açısı bulunan OmniVision'ın OV13B sensörü bulunuyor. Bu sensörün de sensör boyutu 1 3 inç. Şimdi ana kamerada 7 parçalı bir lens var. Bu 7 parçalı lensin en arkasında anti glare coating olduğu söylendi. Yani yansıma önleyici kaplama. Işık kaynakları patlar ya, parlar ya böyle dağılır. Onları engellemek için konulan bir kaplama. Performansı test edilmeden, örnekler ortaya çıkmadan üzerine yorum yapılacak bir özellik değil. Koyduk dediler. Buna dair özel bir şey koyduk dediler. Bu önemli bir detay söylenmesi gerekiyordu. Bütün bunları söyledikten sonra kamera tarafını bitirelim. Son olarak bu cihaz hakkında bahsetmem gereken önemli bir nokta, IP68 sertifikasına sahip oluşu. IP68'in ne olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Suya dayanıklık. suya ve toza dayanıklık. Bu özellik de Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'ya geldi. Bu da bir not olarak dursun. Şimdi bu cihazın fiyatlarına gelirsek. 828'i 4000 yuan o da 573 ABD doları ediyor. 8256'sı 616 dolar 4300 yuan'dan. 12256'sı 4600 yuan'dan 659 dolar. 12512'si de 5000 yuan'dan 716 dolar. Türkiye fiyatını söyleyeyim. Baz model Türkiye'ye 25.000 TL'ye gelir. Xiaomi 12'nin geldiği gibi. İyi fiyat mı? İyi fiyatı kötü fiyatı tartışılır ancak 25.000 TL bandına 8 gen ikili bir cihaz geliyor. Görece amiral gemisi bir cihaz geliyor. Ben tamamım yani şu ekonomik durumda ben tamamım. Ne diyelim inşallah dolar falan artmaz da bu fiyatları alabiliriz. Şimdi Xiaomi 13 Pro cihazın 8,38 kalınlığı var. 229 gram ağırlığı var. Yalnız Xiaomi 13'te bahsettiğim özel kaplama 210 gram ağırlığa sahip. Ayrıca bir rengi Wilderness Green adı altında tanıtıldı. Bunun renklendirilmiş seramik olduğu söylendi. Ekran tarafında 2K çözünürlüğünde de E6 OLED var. Samsung'un son OLED'e. 10 bit renk desteğine sahip. 1 ile 120 Hz arasındaki değerlerde gidip gelebiliyor. LTPO ekran yani. 1920 Hz PVM karartmaya sahip. Bunların uzun, uzun bahsetmiştim zaten. Onun dışında ekran tarafında bahsedilmesi gereken bir konu yok. Xiaomi 13 ekranından çok daha üstün bir ekran karşımızda. Xiaomi 13 Pro'da. 4820 mAh pil var. 120 Watt hızlı şarj var. Ve diğer tarafta kablosuz şarjda veya ters şarjda herhangi bir değişiklikten 13'e kıyasla bir değişiklikten bahsetmediler. Gün bazında pil süresi vermiş demişlerdim. 1. 29 gün süresi verdiler Xiaomi 13 Pro için. Ayrıca 120 Watt hızlı şarj var dedik. Bu cihaz tüm şarjını 19 dakikada dolduruyor. 19 dakika muazzam bir rakam. Yani 19 dakika muazzam bir rakam. Apple ve Samsung'un bir an önce hızlı şarjlarını ciddi manada arttırmaları gerekiyor. Bu piyasanın tepesi diyebileceğimiz iki firmanın en net geri kaldığı noktalar bu hızlı şarj noktaları. Bundan not diyeyim. Kamera tarafına geldiğimizde IMX 989'dan bahsettik. F1.9 diyaframa çıkmasına sahip. Hyper OIS teknolojisi tabii ki bunun da bulunuyor. Diyelim ve yardımcı kameralara gelelim. Ben ne demiştim? Xiaomi 12S Ultra'da iki kamerada da IMX586 var. 11 Ultra'da da böyle. Burada bize JN1'i kitlemişler. Videonun başında da sanırım söyledim. Yani 586 ile JN1'in kıyas şansı mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Mümkün değil. Ve V'nin altını çiziyorum. 8 pas de görüntü işlemi konusunda öyle boş bir işlemci değil. O yüzden muhtemelen yardımcı kameraların ortaya koyduğu videolarda da, fotoğraflarda da 13 Pro 12s Ultra tarafından tokatlanacak testler gelir, bakarız. Belki ben yanılırım ama kağıt üstündeki veriler bunu gösteriyor. Bu kameralardan bahsetmek gerekirse 50 megapiksellik, 3.2x optik zoom yapabilen f2.0 diyafram açıklığına sahip, OIS bulunan bir kamera bulunuyor. Bu kamera sensör dediğin gibi JN1. Ayrıca bu kameranın önemli bir özelliği var. 6 parçalı lens ama 3 3 olarak ayrılmış 10 cm ile sonsuz uzaklık arasında fokus yapmak için bu 3 tane lens oynuyor ve odaklamayı sağlıyor. Bunun görüntüsünü zaten koyarım. Ne olduğunu görürseniz daha iyi anlarsınız. Bunu kelimelerle anlatmaktansa görüntüyü görmek daha iyi olur. Ayrıca 50 megapiksel'lik F2.2 diyafram açıklığına sahip ve 115 derece görüş açısına sahip bir geniş açı kamerası bulunuyor. Yine JN1 kamera sensörü ile. Bunda not düşeyim. Şimdi son olarak fiyatlara geldiğimizde 828'i 5000 yuan yani 716 dolar 825 5400 yuan yani 773 dolar. 774 dolar diyebiliriz. 773,92 12 5800 yuan yani 831 dolar 12 512'si de 6300 yani 902 903 dolar. Türkiye fiyatlarını söyledim. Bunların bazı modelleri Türkiye'ye 25.000 ve 30.000 TL olarak gelirler. Türkiye'de zaten 14 Pro ve Pro Max'a kıyaslamaya gerek yok. S23 Ultra 35.000 liraya gelir ve açık konuşayım yani şu anki S22 Ultra'ya 8 Gen 2 koysak bana göre bu cihazların 8 gen 2 ile S22 Ultra karşısında bile şansı yok. Şans yok demeyelim. Çok iddialı konuşmayalım. Bunlar gerçekten çok iyi cihazlar. Bunlar gerçekten kullanmak isteyeceğim cihazlar. Ama ben 30.000 TL'ye geldim. 8 Gen 2 ile S23 Ultra var. 35.000 TL'ye. 30.000 TL'ye de Xiaomi 13 Pro var. Yani ben zaten 30.000 TL'ye çıkmışım. E ben S23 Ultra alırım. Çok ezici bir çoğunluğunda bunu yapacağını düşünüyorum. Zaten üst segmentte bunun dışında başka bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Çoğunluğun bu şekilde hareket edeceğini ben düşünüyorum. Kaldı ki o çoğunluk acaba Apple mı alır önce Samsung mı alır? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Xiaomi 13 ve 13 Pro bitti. Bundan sonra hızlıca bahsetmek gerekirse Watch S2 tanıtıldı 42 ve 46 mm olarak 42 mm'si 1000 yuan yani 143 dolar ayrıca bunun deri versiyonu 1200 yuan yani 171 dolar 46 mm'ye geldiğimizde 1100 yuan yani 157 dolar bunun deri versiyonuna geldiğimizde 1300 yuan yani 186 dolar Türkiye'ye gelsin Türkiye fiyatı belli olsun incelemeleri yapılsın onun üzerine yorum yapılır Xiaomi Buds tanıtıldı 700 yuana yani 100 dolar Sound Pro diye Harman imzalı bir Bluetooth hoparlör tanıtıldı 1000 yuana yani 143 dolara. Bu Watch da gelir, şöyle Xiaomi Buds da gelir ama Sound Pro gelir mi onu bilmiyorum. Bunlardan öyle çok uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Sadece böyle üründen tanıtıldı. Fiyatları bunlar demek yeterli olur diye düşünüyorum. Mac Mini çakması yazmışım buraya. Ya Mac Mini çakması denilebilir ama ya o konsept, o şekil Mac Mini. Mac Mini onu oraya koyan, kemikleştiren firma Apple ve Mac Mini ürünü. 40 Watt'lık bir işlemci var. Intel'in 12. nesil P serisi demişler. En sonunda da bunun Intel'in i5 1240P işlemcisi olduğunu söylüyorlar. Bu işlemci güçlüdür. Görece güçlüdür. Oraya hiçbir itirazım yok. USB 3.2'den 3 tane var. HDMI'den 2 tane var ama HDMI portunun ne olduğunu söylemediler. Thunderbolt 4 portundan da 2 tane var. Bir önemli özellikle 4 tane 4K ekranı desteklediğini söylediler. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 olduğunu söylediler. Ayrıca 2.5 GB Ethernet portu var. Bu da önemli bir detay. 16.512'si 3.699 yuan yani 530 dolar. Ayrıca bu ürünün RAM ve depolama olmayan versiyonu tanıttılar. O da 2.800 yuan yani 400 dolar. Mac'imin fiyatı ya 700 ya 800 dolardı. Hani onunla çok kıyaslamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Satar mı? Valla bana hitap etmiyor. Türkiye'ye gelir mi onu bilmiyorum. Türkiye'de kimlere hitap ediyor onu da bilmiyorum. Ama 400 dolar, 500 dolar çok mu yüksek? Ya çok yüksek değil. Çok yüksek değil. Onu da söylemek lazım. Bu artık ilgilisine diyelim. Çok konuşmaya gerek yok. Ya bunlardan bahsedilmesi gerekiyor diyelim. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey var mı? 13 Pro'nun bir bundle'ını tanıttılar. Buds 4, Deri Kılıf, Watch S2 ve 13 Pro'nun 12512 versiyonu 8000 yani 1146 dolar ama ben bu versiyonun Türkiye'ye geleceğini pek sanmıyorum açık konuşmak gerekirse. Onun dışında Mixfold'un bir bundle'ını tanıttılar. Ama yani bunu çok konuşulacak bir konu değil. Zaten bakmadım bile ben ona. volt zaten globale çıkan bir üründe değil. Şimdi videonun başından sonuna kadar uzun uzun söyledim. Ne 13? Hadi 13 iyice artık segment olarak aşağı indirilmiş. Ama 13 Pro bütün bir paket olarak bakıldığında bana göre özellikle kamera tarafında ki amiral gemilerin alameti farikası kameradır. Bir 12s Ultra değil. Evet 8 Gen 2'ye aynı sensör. Ana kamerada daha iyi performans verecektir. Bu şüphesiz, bu şüphesiz. Yazılım tarafında da iyileştirmeler olmuştur ama o yazılım iyileştirmelere en nihayetinde 12s Ultra'ya da gelecek. Şunu söyleyeyim. Bir 13 s Ultra'yı ben kesinlikle bekliyorum. Şunu da söyleyeyim. Para verip alır mıydım? Valla yurt dışında iyi bir fiyata gelirse alır. Pasaporta da kaydettirilebilir. Ama Türkiye garantili olarak ben bu ürünü 30.000 TL alacağımı sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi S23 Ultra 35.000 TL falan gelecek. Yani şu kanalda beni izleyenler arasından en şahimi sevdalısı bile özellikle TSMC üretimi bir 8 Gen 2 ile gelirse ki bu neredeyse doğrulandı. TSMC üretimi 8 Gen 2 ile gelecekmiş. Samsung döküm olacağı haberi FOS çıktı. İyi ki FOS çıktı. 35.000 TL gelirse S23 Ultra ben çok ezici bir çoğunluğun, Xiaomi fanboylarının, Xiaomi sevenlerinin çok ezici çoğunluğunun bile S23 Ultra'yı almayı daha mantıklı bulacaklarını düşünüyorum. Türkiye fiyatlandırması bu şekilde. Ama Xiaomi 13 gelir. Böyle 25.000 TL'ye tanıtılır ama fiyatı şöyle 20.000 TL'lere falan geldiğinde gerçekten çok rekabetçi bir ürün olur. iMac 800 gayet sağlam. Bu cihazın ekranı gayet kaliteli. 8 Gen 2'den bahsetmeye bile gerek yok. 20.000 TL olur. Yani 20.000 TL'ye ben bile düşünebilirim. Ama düşmesi gerekiyor. Bu düşüş hemen olmaz. Eğer dolar artarsa hiç düşmez. Bekleyelim görelim. Türkiye fiyatlarını bekleyelim görelim. Ben Xiaomi 13 Pro'dansa Xiaomi 13'ün ciddi manada rekabetçi olabileceğini düşünüyorum. Eğer Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yaparlarsa ve bu Türkiye'ye özel fiyatlandırmanın üstüne aynı Xiaomi 12T'nin 256 GB'nın düştüğü gibi Xiaomi 13'de düşerse gerçekten piyasa da muazzam rekabetçi bir ürün olacağını düşünüyorum. Çünkü düşünsenize 17.000 TL'ye S22 e, pil durumu facia hızlı şarj yok. 8gen 1'in durumu malum. Evet çok kaliteli bir ürün ama adam orada çıkıyor diyor ki ben diyor 8gen 2'yi 67 watt hızlı şarjla 4500 mAh'la sağlam bir soğutmayla koydum sana 20.000 TL'ye. ise bende de kamera var. Hadi dönelim S22'nin selasını okuyalım. Çok iyi bir senaryo 20.000 TL'ye düşer mi? Bilemiyorum. İnşallah olur. Yani inşallah olur. İnşallah İnşallah şu cihaz kıtlığında Xiaomi 13 serisi Türkiye'ye iyi bir fiyattan Ile gelir. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Zaten oldukça uzun bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.